Herkese merhaba. Bugün yemek ve ürün fotoğrafçılığında çok önemli bir role sahip zeminlerden söz edeceğim. Zeminleri nasıl kullanabiliriz? Nasıl kendimiz yapabiliriz? Zeminler yemek ve ürünlerimizin hikayesine nasıl büyük bir etki yaratır? Bunlardan kısaca bahsedeceğim. Öncelikle prop dünyasına, yani yemekleri ve ürünleri hazırlarken yardım aldığımız malzemeler içinde en önemli kısmı zeminler oluşturuyor. Çünkü biz hikayemizi onun üzerine kurguluyoruz. Yani eğer bir vintage bir hikaye kurgulayacaksak, işte diyelim ki bir geleneksel bir ekmek çekeceğiz ya da bir tatlı çekeceğiz, o zaman biraz daha köy usulü bir hikaye yaratmak istiyorsak zeminimizin de bununla uyumlu olmasını istiyoruz doğal olarak. Gidip de turuncu ya da parlak renkli, neon renkli bir zemin yerine işte daha ahşap dokulu ya da pas efektli, belki sanki gerçekten anneannemizin ya da babaannemizin bahçesinde küçüklüğümüzde o yemeği yiyormuşuz gibi, o masada o yemeği yiyormuşuz gibi bir etki vermek istiyoruz. O yüzden bu ahşap ya da pas efektli zeminleri kullanıyoruz. Şimdi çoğu kişi soruyor tabii, ya işte niye biz paslı zeminler üzerinde yemek yiyoruz? Aslında işin doğasında bu var. Birazcık küçüklüğümüze bir gönderme yapmak, işte o zamanki duyguları canlandırmak üzerine bir kurgu aslında bu. Diğer taraftan sağlıklı yemekler yapan biriyseniz de o zaman da böyle çok kirli görünümlü, pas efektli zeminler kullanmamanız gerekiyor. Orada da daha çok belki mermer zeminler, gri tonlarında daha steril zeminler kullanmalısınız ki vermek istediğiniz mesaj daha güçlensin. Yoksa aksi takdirde sağlıklı ve fresh yemeklerle bu tür zeminler zaten bağdaşmayacaktır ve karşı tarafa vermek istediğimiz mesajı da doğru veriyor olamayız o zaman. Yani sadece moda diye ya da çok beğeniyorsunuz diye durumdan sapmamanız gerekiyor. Pandemi döneminde özellikle birçok kişinin kendi zemini yapmak istediğini biliyorum. Bu nedenle size bunlarla ilgili küçük tüyolar vereceğim. Öncelikli olarak mesela şöyle bir zemin. Bu bizim için yeterli. Yani bu boy 80-60, bu MDF 6 milimlik. Marangozlarda yaptırabilirsiniz bu zeminleri, kestirebilirsiniz daha doğrusu. Böyle bir şeye ihtiyacımız var. Bunları böyle çift yönlü boyuyoruz. Bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. İki tarafta da çok daha efektif oluyor. Mesela böyle bir zemini 6 milim MDF hiçbir zaman deforme olmuyor kolay kolay. Hele arkalı önlü boyarsanız zaten daha dayanıklı olur. Çünkü boya ağırlıkları eşitlemiş olur ve eğrilmesini önler boya. Akrilik boya kullanıyoruz. Zeminler dışında almanız gereken diğer malzemeler, burada görmüş olduğunuz gibi şu boylarda ya da daha büyük akrilik boyalar, su bazlı akrilik boya alıyorsunuz. Bunların her çeşidi var. Marka çok önemli değil. Birçok piyasada akrilik boya bulabilirsiniz. Hatta bunları büyük çapta yapmak isteyenler ve daha çok fazla zemin yapmak isteyenler bildiğiniz su bazlı duvar boyasıyla bile yapabilirsiniz bunları. Onun dışında fırça almanız gerekiyor. Özellikle bu yuvarlak fırçalar, yuvarlak uçlu fırçalar şu tarz bulut efekti yapmaya çok müsait. Önemli olan burada bunları boyarken çok fazla doku oluşturmamız. Yani bunu böyle tek düze boyadığımız zaman bir anlam ifade etmiyor. Ha kumaşta çekmişiz, ha böyle bir şey de çekmişiz. Önemli olan burada, şurada görmüş olduğunuz gibi açıklı ve koyulu dokular oluşturmak ve sanki ışık gelmiş gibi bir degrade efektler oluşturmak burada önemli olan. Peki bunu nasıl yapacaksınız? İşte ihtiyacınız olan şey şu yuvarlak fırçalar dedim. İki tür boya alıyorsunuz, koyu, açık. Burada mesela iki tane renk kullanıldı. Kullanılan renkleri de söyleyeyim. Bir tanesi mocha rengi, işte Cadence diye bir marka. Şu arkada Burnt Umber diye geçiyor, eskitme boyası. Önce nasıl boyuyorsunuz? Açık renkle başlıyorsunuz buradan. Mesela boyanızı işte biraz plastik tabakta alıp şu şekilde şöyle küçük küçük nokta nokta dokunuşlarla başlayıp sonra diğer fırçayı alıyorsunuz. Aynı fırçayla yapmazsanız iyi olur. Birbirine geçiş yapa yapa yukarı doğru çıkıyorsunuz. Buna birazcık daha fazla doku isterseniz eğer, burada görmüş olduğunuz gibi, o zaman da biraz alçı, sıva alçısını şu şekilde elinizle serpiştirerek ya da spatula yardımıyla sürerek çok güzel dokular yaratabilirsiniz.
Sıvı alçı ile uğraşmak istemezseniz bunun için hazır satılan boyalar var. Rölyef pastalar var, beton efektler var. Bunlar daha dokulu ve daha güzel efekt veren boyalar. Onları istediğiniz su bazlı boyayla karıştırarak istediğiniz dokuyu elde edebilirsiniz. Şimdi en çok tercih edilen zeminlerden olan bulut efekti zemin yapacağım. Bu zemini istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Biz bugün Burnt Umber ve Mocha adlı iki boyayı birleştirdik. Böyle kahverengi zeminli bir şey yapıyoruz ama bunu gri beyaz, pembe beyaz ya da işte en çok kullanılan turkuaz beyaz gibi renklerle yapabilirsiniz. Öncelikle bunun için iki tane boya ve iki fırçaya ihtiyacımız var. Bir açık, bir koyulu olarak. Bunları birbirlerine bu boyaları şu şekilde geçiş sağlayarak dengeli ve efektli zeminler yaratıyoruz. Arada bir de sıvı alçısıyla doku yaratıyoruz. Boyalarla geçiş yaptırıyorum. Burada hata yapmak diye bir şey yok. Çünkü baktınız beğenmiyorsunuz. Hemen üzerine tekrar yeni bir boya alarak o dokuyu değiştirebilirsiniz. Bakın şimdi yeni bir efekt ve doku yaratmış oldum. Burada önemli olan bitiş noktalarının çok keskin olmaması. Fotoğrafta bunlar hata gibi görünüyor. Böyle geçişler çok yumuşak olmalı. Mesela şuraları böyle yumuşatıyorum. Fırçayla yumuşatmanın yetmediği durumlarda fıskiyle su sıkabiliriz. Ya da keten yağıyla çok az miktarda keten yağını elimize alıp şu şekilde geçişleri yumuşatabilirsiniz. Sert olan zeminin kenarlarını biraz daha böyle sert renkler olabilir, daha koyu renkler. Bu boyamaları yaparken doğal eskitmelerden ilham almak her zaman daha iyi. Mesela bir fotoğrafa bakarak yapabilirsiniz. Daha önce boyanmış bir eskitme fotoğrafı ya da bir eskitme bir masa olarak hayal edin. Genelde şu ortası açık renk, kenarları koyu renk olur. Ya da tam tersi, ortası koyu, yanlardan eskimiş olur. Boyayı böyle eziyorum sıvı alçısıyla birlikte. Bugün yaptığımız zeminlerin boyutu 80'e 60'tı ama eğer sizin daha yüksek boyutta bir zemine ihtiyacınız varsa çatır sütuna yükledik. Açıklama kısmındaki linkten indirebilirsiniz.